kollarından adamlar düşmüş, sokak ortasında milletvekili kurşunlanmış ya da gazeteciler tekme tokat ya da sopalarla dövülmüş, müdür de CHP milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. Ne yapmış da CHP milli güvenlik sorunu olmuş? İstanbul Adliyesi'ne, Çağlayan Adliyesi'ne bağlanacağız. Ceren Ural muhabirimiz orada. Can Atalay'la ilgili 5. gün son gelişmeler neler? Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı beklediğini açıklamıştı 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Avukatlar orada nöbet tutuyorlar. Bugün de bir basın açıklaması yaptılar bildiğim kadarıyla. Onlar ne söyledi? Hepsini Ceren Ural'dan öğreneceğiz. Ceren, söz sende. Murat Taylan, Can Atalay dosyasında 5 gündür bir adım ileriye dahi gidilmedi. 226 gündür siyasi tutuklu olan Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Ve dosyayı yerel mahkemeye, yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi Perşembe günü. 5 gün geçmesine rağmen dosyanın kapağı açılmadı. Çünkü yerel mahkeme Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nden kısa kararı değil, gerekçeli kararı görmek istiyoruz demişti. Ve pazartesiye gözler çevrilmişti, ancak yine pazartesi günü de Anayasa Mahkemesi'nden bir karar gelmedi. 25 Ekim'de de ihlal verildiği zaman ilk ihlal kararı 25'inde verilmişti. 25 Ekim'de o zaman 1,5 gün sonra gerekçeli karar gelmişti buraya, ancak heyet 6 gün toplanmamıştı. Şimdi yerel mahkemede heyet var, ancak bu sefer de gerekçeli karar 5 gündür gelmiyor şu anda yerel mahkeme ve süreç sürüncemede bırakılıyor diyebiliriz aslında bu süreçte. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilk defa bir açıklaması oldu Can Atalay hakkında ve dedi ki Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da anayasaya bağlı olmalı. Mahkemelerimizin uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var. Yorum yoluyla anayasa maddelerinin yok sayılması tartışmalara yol açıyor açıklamasında bulunmuştu. Bugün Türkiye İşçi Partisi de adalet nöbeti tutuyor. Her gün buraya gelerek Can Atalay'ın tahliye olmasını söylüyorlar ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bağlayıcı olduğunu ve bir an önce uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bugün kendileri de bir açıklama yaptı ve Yılmaz Tunç'un yorumlarına ilişkin şu açıklamada bulundu. Yorumladığı kişi sıradan bir kişi değildir. Bu halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekilidir ve elini taşın altına koyması gerekiyor. AYM hak ihlali kararı vermiştir ve bu süreci hızlandırmak için Adalet Bakanı'nın da bir adım atması gerektiğini vurguladı. Yarın Anayasa Mahkemesi'nden gelecek gerekçeli kararı bekliyoruz. 11'e 3 kişi oy kullanmıştı. 3 kişi şerh oyu kullanmıştı. İşte o 3 kişinin gerekçelerini yazarak yerel mahkemeye gelmesini bekliyoruz. Bugün herhangi bir gerekçeli karar gelmedi. Heyette 5 dediğinde mahkemeyi terk etti ve yine dosya bugün de görüşülmedi. Gözler yarın yine burada olacak. Aynı şekilde beklemeye devam edeceğiz. Birinci hak ihlali olduğu gibi tabii bir bekleme süreci daha da uzayabilir mi? Aslında bu da çok olacak gibi duruyor. Çünkü dediğimiz gibi ilk süreçte de 6 günlük bir süreç vardı önümüzde. Ve sürüncemede bırakılmıştı bu dosya ve Yargıtay'a gitmişti. 3 kurum arasında dolaşıp duruyor aslında Can Atalay dosyası. Anayasa Mahkemesi, Yerel Mahkeme ve Yargıtay. Şimdi tekrar Yargıtay'a da gidebilir. Bir tahliye sürprizi de olabilir bizler için. Biz yarın burada aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkürler Ceren, kolay gelsin. Evet, az önce Devlet Bahçeli'nin sözlerini aktarmıştık. Pek çok alanda hedef seçtikleri vardı. Tabii Özgür Özel vardı hedefinde. Özgür Özel meclisteki grup konuşmasında Devlet Bahçeli